Birleri töreninde bu meseleye girdi. Kısacık bir açıklama yaptı. Bir onu dinleyelim. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı futbol severlere, 20 yılım futbolla geçti. Bunlar gibi tribünden seyretmedim. Ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, işbirliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum. Hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Nasıl buldun açıklamayı? Ama o açıklamayı şey için söylüyor sanırım. Bu olayı kullanaraktan hassasiyetlere yönelik. Evet, müessif bir olay üzerinden değerlerimize saldıranlara da göz yummayız. Zaten bugün Adalet Bakanı başlattı o işi, gözaltına almalar, onu kastediyor yani. Ama şöyle bak, Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Türkiye'nin onurunu, haysiyetini nasıl savunduğumuzu tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin ve milletimizin itibarını nasıl koruduğumuzu tüm insanlık gayet iyi biliyor. Milletin inancına, değerlerine dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı futbol severlere ve spor camiasına geçmiş olsun. Yani Erdoğan şöyle bir pozisyonda çekti kendisini. Bu sadece federasyon yetkililerinin bir beceriksizliği. Karşı tarafında bir etkisi olmuştur bundan. Çünkü hiçbir şekilde Suudi Arabistan'ın ismini anmıyor. Yani olumlu veya olumsuz hiç anmıyor. Sadece futbol maçı için yaşanmış bir şeyde bıraktı sorunu. Böylece hani dünden beri süren kim gönderdi, kim götürdü, kim baskı yaptı? Yani Mehmet Büyütek şimdi sadece bunu yaptı. Sorusunun yanıtını vermiş oldu. Hani ben bununla ilgim yok dedi. Ama bu da şu çok önemli. Muhalefet partilerinin açıklamalarını da istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak burada tanımlıyor. Burada bence şu çok önemli. Yani bu ilk defa olmuyor. Bir süredir aslında Cumhuriyet Bayramı zamanında bu gerçekleşmişti. Kutlama olmayacaktı hani ama bir şey oldu. Fiili bir durum oldu. Hani hep başından beri bu akşam şunu konuşuyoruz. Halk, vatandaş kendi durumunu düzeltebilecek, kendi hakkını arayabilecek mecralardan yoksun bırakıldı. Hani siyaseten de hukuka gidiyorsunuz, adalete aramaya gidiyorsunuz. Karşınıza rüşvet almış, rüşvetten yargılanan, rüşvet itirafında bulunan yargıçlar çıkıyor, savcılar çıkıyor. Yani buralardan umudu kesmiş durumda. Oralardan bir şey. Dolayısıyla Tolga Hoca çok doğru söylemişti. Kurucusuna sığınan, hani bildiği, o biraz daha eskiden olduğu yaşamı daha iyi gördüğü için onun sağlayan koşullar neyse ona sığınan bir ifade şeklini dile getiriyor. Bence Erdoğan bu olayda da 29 Ekim meselesinde de biraz sıkıştı. Yani öyle kolayca hani idare edebildiği krizler ya da sorunlar olmadı bunlar. Hı hı. Dolayısıyla kendisini orada aslında bir üst makam, bir mevki, hani şu an Cumhuriyet'in başında bulunan bir kişi olarak bütün bu olaylardan sıyırarak da bu kararların hiçbirinde dahli yokmuş gibi şey yaptı, sorunları çözmeye dönük bir dil kullandı. Bu dediğim gibi bence biraz bu sorunlarla hani bir sürpriz sorun oldu bu. Evet. Karşılaşması istemediği hiç beklemediği mesele çıktı. Olay büyüdü. Toplumun tepkisini zaten aslında şöyle Erdoğan'ın şu maharetini yok saymamak lazım. Yani toplumsal tepkinin nerelerden geldiğini, nasıl yükseldiğini nabzını tutabiliyor. Hani kimi zaman bir tepkiyi tamamen düşmanlaştırıyor. O kendi tarafının açısından siyasi bir şey elde edebiliyor buradan. Ama demek ki burada gördüğü manzara bir süredir aslında şey değil. Hani öyle kamplaştırabileceği, siyaset üreteceği bir şey değil. Bir şey daha söyleyeyim. Erdal abi bağlandı, onu hemen bırakayım. Dikkat etsinler izleyiciler.
Şimdi bir süredir Yeni Şafak'la Hürriyet ya da işte Milliyet grubu arasında farklı farklı manşetler atılıyor. Hmm. Bir taraf mesela Yeni Şafak bu olaya neredeyse darbeci diyecek kadar ileri çıkarken Hürriyet'in manşeti ve Milliyet'in manşeti Atatürk'ün çocuklarıydı. Evet. Yakın zamanda da Ali Yerlikaya ve Mehmet Şimşek'e destek olan manşetler Hürriyet ve Milliyet'te yayınlandı. Yeni Şafak'ta ise bu politikalarla serzenişler gösterildi. Ayrıca bu olaydan hemen sonra Ömer Çelik'in açıklamasıyla Ali Yerlikaya'nın açıklaması Erdoğan'ın aslında bu meseleyi çok da büyütmeyeceğini, bir tarafa dahil olmayacağını gösteren işaretlerdi. Bunlar, Erdal abi de onu yorumlayabilir, bir tercih değil. Erdal abi biraz önce söylediği gibi ekonomideki o mecburiyetlerin, bir takım mecburiyetlere sıkıştı artık iktidar. O mecburiyetlerin getirdiği bir manevraları yapma, söylemleri farklılaştırma ihtiyacı da duyuyor. Hani bunu da böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu mecburiyetlerden devam edelim mi Erdal? İktidarın ekonomideki mecburiyetleri çok. Yani işte yılın tam ortasında seçimden sonra ekonomi politikasını tümüyle değiştirmek, rasyonel politikalar demişti Mehmet Şimşek ama melez bir politika olduğunu anlıyorum ben. Tam da rasyonel değil çünkü dövize hala müdahale edildiğini söyleyebiliriz değil mi? O mecburiyetler mesela 2024'te neye evrilir, neye dönüşür? Vallahi ben seçimlerden sonra önemli bir tercihin beklediğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nı. Çünkü Batı ile olan o ilişkilerinde hem böyle mavi boncuk bir şey dağıtıp ondan sonra hiçbir şey yapmamak biraz dışarıyı hem Amerika'yı hem Avrupa Birliği'ni biraz artık germiş durumda. Ama bir yandan da özellikle göçmen sorunu nedeniyle Avrupa Birliği çok fazla bir res çekme aşamasına gelmedi. Ama bunun için konuşulan seçimden sonra bir tercih yapacağız gibi bazı işaretler gittiği de söyleniyor. Cumhurbaşkanının bunu yapmayacağı da söyleniyor açıkçası. Ben uygulanan Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaların Türkiye'yi Batı yönünde tercihte bulunacak olan bir politika güttüğünü düşünüyorum ekonomide. Yani açayım bunu, Bahadır da katılacaktır. Hiç gereği olmadığı kadar Türkiye'ye fon akışını sağlamaya çalışıyor Mehmet Şimşek. Bunu devam ettirmek istiyor. Bunun için faiz oranlarını çok yükseltti zamanında yapılmadığı için. Kurları mesela seçimden sonra bu kadar arttırmasına gerek yoktu. Bir ara çok fazla arttırdı kurları ve bir biçimde Türkiye'yi sıcak para, rezervi arttırıyorum diyerek sıcak paradaki hacmi büyütmek istiyor. Buradan da şunu söyleyebiliriz. Raip Bronson öncesini hatırlayalım. Türkiye'de yabancı sermaye çok fazlaydı. Raip Bronson olayında takınılan tavır nedeniyle bir anda yabancı sermaye gittiği için Türkiye krize girdi. Evet. Şimdi o durumu bilerek ve isteyerek Türkiye'den yabancı sermayenin çekilmesine neden oldular şimdiye kadar. Ama onsuz olmadığını da gördüler. Ve yabancı sermaye dediğimizde batıdan geldiği zaman anlamlı olabiliyor. Daha büyük hacimler olabiliyor. Yoksa zaten batı ve batının tercihlerine bağlı olarak körfez parası da aynı şekilde geliyor. Bu yüzden de bir şekilde buradaki yabancı sermaye miktarını derinleştirmek istiyor. Öyle olunca ne olacak? Mehmet Şimşek yapısal program hazırlamak istiyor. Mali program hazırlamak istiyor seçimden sonra. Gerçekten enflasyonla mücadeleyi daha sert biçimde götürmek istiyor. Çünkü şimdi bu son Mayıs zamlarından sonra da enflasyonda yeniden Merkez Bankası beklentilerinin üzerine çıkan bir enflasyon trendi göreceğiz. Bunu yeniden çevirmeleri gerekecek. Bunun için